Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda YouTube'da hiç olmayan bir içeriğe sahip olan bir video çekiyorum arkadaşlar. Umarım sonuna kadar izler ve videoyu beğenerek yorumlarınızı eksik etmezsiniz. Şimdi size kısaca anlatayım ne yapacağımızı bu videoda. Tabii ki bu video özellikle Oculus Quest 2'sini henüz almamış kişiler için. Çünkü eminim ki daha Quest'i almadıysanız YouTube'da, Google'da, her yerde şu anda yüzlerce makale, yüzlerce video izlemiş olabilirsiniz. Ancak %99'u size garanti ederim şu anda çekmiş olduğum videoyla alakalı hiçbir şey göstermiyorum. Oculus Quest'i taktığınız zaman biliyorsunuz ki burada 4 adet kamerası var. Hemen size göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane kendi üzerinde kamerası mevcut. Bu mevcut olan kameralar vasıtasıyla çevreyi görüyor ve çevreyi algılayarak sizin sanal dünyada gezmenizi sağlıyor. İnfrared bir kamera değil bu. Eğer ışıkları kaparsanız yeterli ışık olmadığını söyleyerek sizi uyarıyor. Bunu da belirtmiş olayım öncelikli olarak. Şimdi videomuz nedir? Ben size kısaca hemen iletiyorum. Videomuzda bu Quest cihazı alıp kafanıza taktığınız zaman tamamen gözlerinizden, sağ ve sol gözünüzden neler gördüğünüzü size göstereceğim arkadaşlar. Küçük ekranda beni izleyeceksiniz. Büyük ekranda da direkt olarak Oculus'tan benim gözlerimde gördüğüm şeyleri göreceksiniz. Sol göz ve sağ gözü ayrı ayrı göreceksiniz. Ve direkt olarak gözetmeni nasıl çiziyorsunuz, gözetmeni çizerken ne gözüküyor bunları öğreneceksiniz. Meraklarınızı gidereceksiniz. Hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Oculus Quest'in home ekranındayız. Bu ekran bütün videolarda gördüğünüz ekran. Gördüğünüz gibi ellerimiz var, her şeyi görüyorsunuz. Burada yalnız şöyle bir şey var. Mesela Oculus Quest'te bir özellik var. Şu sağ tarafı iki kere tıkladığınız zaman ev odanızın çevresini size gösteriyor ki hani bir kendi pozisyonunuzu ayarlayacaksınız ya da bir şeye bakacaksınız ya da kumandanızı elinizden bıraktıysanız kumandanızı alacaksanız ki masanın üzerinde şu anda bu özellik kullanabiliyorsunuz. Direkt odayı size gösteriyor. Ancak hiçbir YouTube videosu size bu ekranı gösteremez. Çünkü cihazdan direkt olarak normal create özelliğiyle bu görüntüyü alamıyorsunuz. Ben size hemen göstereceğim. Şimdi çift tıklıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Sert bir şekilde tıklamanız lazım. Dokunmatik değil arkadaşlar. Bir darbeyi hissetmesi lazım. Evet, gördüğünüz üzere şu anda 4 adet kamera benim parmaklarımı çekiyor arkadaşlar. Parmaklarım ve üzerinde de sanal el gözüküyor. Şu görmüş olduğunuz siyah kısım sanal el. Arka taraftaki beyazımsız gözüken şey de benim kendi ellerim. Ve gördüğünüz üzere benim kumandalarımı da masanızda görebiliyorum. Bu şekilde bu özelliği kullanarak bu şekilde elinizi direkt sokup kumandanızı çok rahatça nerede olduğunu görüp hemen alabiliyorsunuz. Ya da hemen tıklayıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu şekilde ve hemen ellerinizi algılayacak. Bir koyduğunuz zaman evet. Direkt ellere geçti şu anda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Gördüğünüz üzere hemen algılıyor. Algılamasa bile tuşa basıyorsunuz. Mesela şu an algılamadı. Yani algıladı. Direkt olarak şurada baktığınız zaman kameradan aldığı görüntünün üzerine konumunu çok güzel bir şekilde algılayıp size dijital ortamda kumandalarınızı koyuyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız direkt basma şeyinize göre algılıyor şu şekilde. Üzerine bunlar dokunmatik, daha önceki videoda söylediğim gibi. Şöyle üzerine sadece böyle parmağımı gezdirmem yetiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani mesela örnek veriyorum, şurada bir etrafa bakalım. Ya bu şekilde bu bir bilgisayarı kullanayım derseniz kullanamazsınız arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Kameralardan görüyorsunuz ve çok farklı, bulanık. Yani şöyle baktığınız zaman ekran bulanıyor zaten. Yani kullanmanız mümkün değil bu şekilde. Mesela örnek veriyorum, 4 tane kamerayla gördüğüm için şu anda. Yani şu anda hiçbir yere çarpmam ben. Yani direkt olarak her şeyin neyin nerede olduğunu hemen görüyorum. Ama mesela şuna baktığınız zaman şu anda gözlerim şaşım olmuş durumda. Çünkü 4 kameradan algılayamadığı için derinliğini çiçeği. Ve elime baktı, evet. Çünkü göremiyorum. Evet arkadaşlar, yani normal bir cihazı açar açmaz bu ekranda sizi karşılıyor ve gözetmeni oluşturmanızı istiyor. Şimdi arkadaşlar kabloyla bağlı olduğum için ben şuradaki ortama geçeceğim arkadaşlar ve size gözetmeni de gözetmeni yaparken nasıl gözüktüğünü de göstereceğim size. Evet, şu anda göreceğiniz üzere sabit yerindeyim. Hatta şu anda kumandaları elimde değil, yere koydum. Çift tıklayıp tekrar dur. Şu anki alanımız bu arkadaşlar. Hemen kumandalarımı alıyorum yerden. Aktif hale geldiler. Tekrar çift tıklıyorum. Şimdi oyun alanımı oluşturacağım. Hemen giriyorum arkadaşlar. Bu arada dikkat ederseniz batarya durumunu direkt olarak bu dijital üzerinde de bataryanın durumunu görebiliyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi.
gözetmen tuşuna basıyorum. Tüm odayı seçiyorsunuz. Hareketsiz sabit alan seçmek için arkadaşlar demin ki tüm odayı dediyoruz. Şu anda oda görüntüsüne geçtik gördüğünüz gibi. Şu anda benim videolarımı çektiğim alan orası olduğu için şu anda hafızasından bu şuradaki alanı arkadaşlar direkt çizmiş durumda. Ben tekrar çizleyeceğim. Ve şu anda görmüş olduğunuz bu oklar yerden yüksekliği size ayarlıyor. Alıyorsunuz ve kumandanızı yere dokunuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve onayla diyorsunuz. Şu anda algoda görüyorsunuz bakın. Şöyle yapacağız. Basılı tutuyorsunuz trigger'a. Ve hangi alanda oyun oynayacaksanız şu şekilde çiziyorsunuz. Evin dağınıklığı kusuruna bakmayın arkadaşlar. Fazla toparlama imkanım olmadı. Şu şekilde. İsterseniz şuradaki alanı da dahil edebilirsiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz ve mesela bir obje varsa burada kırmızı ya da şu mavi şekilde gösteriyor arkadaşlar. Genelde bir şey oluyor. Zaten temizlemiş oluyorsunuz. Devam diyoruz. Şu anda alanı çizdi. Şu anda bakarsanız arkadaşlar şurada sizin gözetmen sınırınız. Şu şekilde eğer bu gözetmenin içine doğru yaklaşırsanız direkt olarak bu kırmızı noktalar gözüküyor arkadaşlar. Ve sizi uyarıyor. Mesela duvara 0 yaparsanız duvara çarpmanızı engelliyor. Mesela duvara çarpma gelmeden bu uyarıyı alıyorsunuz. Devam dediğiniz zaman şu anda bu alan içerisinde bulunabiliyoruz ve görünmez oldular. Arkadaşlar yürüdüğümüzü varsayalım. Alana yaklaşıyorum gördüğünüz üzere. Bu şekilde direkt olarak bir şey yapıyor. Size uyarı veriyor. Ve bu alanı geçerseniz ne olduğunu göstereyim. Mesela şu şekilde kafanızı yavaşça çıkarırsanız ve direkt olarak nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Ve mesela şurada benim dolap var. Arkadaşlar dolap olduğu için ben şu anda şuradan kapıyı mesela çıkarıp dolabın içerisine sokuyorum. Yani arkadaşlar bu şekilde gerçekten inanılmaz. İlk kullandığınızda aklınızı başınızdan alan bir teknoloji. Evet arkadaşlar şu anda tekrar home ortamındayım. Size şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ellerimizle de kullanabiliyoruz. Ve bu gözetmeni elle de çizebiliyorsunuz. Nasıl onun olduğunu bir gözlükle göstermek istiyorum. Şimdi tüm odayı seçiyorum. Tekrar çizdiyelim. Arkadaşlar şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi en sıfırdan başladık. Kumandaları ellerimizi kullanıyoruz. Şimdi bakın el takibi açık. Şu anda elimle yere dokunacağım. Alçaldı dikkat ediyorsanız. Evet şu anda yeri seçtik. Tıkladığınızda geçiyor kumanda. Onayla. Evet şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlıkla oraya bir tıkladım. Şu anda basa tutuyorsunuz parmağınızı. Ve şu şekilde. Açıkçası bu çok hassas değil. Bu şekilde menülerde tıklaması falan gerçekten sıkıntılı. Ben bunu size önermiyorum. Yani sadece el hand tracking yapan oyunlar için güzel bir şey bu sadece. Evet şu anda çizdim. Bakın gördüğünüz üzere. Devam diyorum. Tıklarken de çok zor tıklanıyor açıkçası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakıyorum şu anda uygun mu? Ve dikkat edin arkadaşlar ellerim de geldiği zaman yine sınırı gösteriyor. Yani şu anda oyun içerisinde görmüyorsunuz yaklaştığınız zaman çıkıyor. Onayla diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela yavaş yavaş gittiniz. Sınıra geldiğiniz zaman ekranda gördüğünüz şey bu. Ama YouTube'daki videoların hiçbirinde bunu size göstermiyor arkadaşlar. Bunu sadece cihazınıza alıp kendiniz kafanıza taktığınızda görebiliyorsunuz. Çünkü bunu kimse kaydedemiyor arkadaşlar. Bu oyunun cihazın kendisi kaydedemiyor. Bunun developer özellikleriyle ve developer programıyla kaydedebiliyorsunuz. Ben de başlığımı o yüzden taktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kafayı da çıkarabilirsiniz. Yani duvara sıfır yaptıysanız dikkat etmeniz lazım. Benim bir tane oyunumda kafayı duvara vurmuştum sıfır yaptığım için. Gördüğünüz gibi şu şekilde dışarıya bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı, enteresan bir şey arkadaşlar. Size son olarak söylemek istediğim bir şey var. Bir özelliği var bu cihazın. Ve biliyorsunuz sonuçta Android sistemi var bu cihazda. Facebook zaman zaman update'ler yapabiliyor çok sık olmasa da. En son yapmıyorsam versiyon 28'di. Bu update yaptıktan sonra bir çok güzel bir özellik eklendi bu cihazımıza. Bu özellik şudur. Biliyorsunuz bu cihazı oynarken mesela bir oyun oynuyorsunuz. Son derece eğleniyorsunuz. Suratınız şebek şebek bir hale geliyor. Ve yanınızdaki bir arkadaşınız, ailenizden birisi gelip
suratınızda şebek halini çekebilir. Ya da yanınıza yaklaşıp sizi korkutabilir. Korku oyunu oynuyorsunuzdur. Yani böyle şeyler olabilir. Yani sizin özel özel alanınıza müdahale olabiliyor açıkçası. Ya da bir örnek veriyorum, köpeğiniz geçiyordur yani en basitinden. Ya da köpeğinizde bir hayvanınız vardır ya da çocuğunuz vardır. Ona çarpmak istemeyebilirsiniz. Bununla ilgili olarak bir update yapılmış. Şimdi bu update şu şekilde. Ekranda sizin oyun alanınızda herhangi bir nesne girerse, yabancı bir nesne, ekranda bir pembe şekilde onun süniyetini ve şeklini size gösteriyor. Mesela bir arkadaşınız geldiği zaman bir karikatür şeklinde suratını görebiliyorsunuz. Mesela şu anda bir önümde bir gitar var ve sandalye var, görüyorsunuz. Şimdi mesela aşağı bakıyorum arkadaşlar. Şu an dikkat ederseniz şu anda sandalyeyi görebiliyorsunuz. Şöyle yaklaştığımızı varsayalım. Şu şekilde. Hatta şöyle bakarsanız benim şu anda kameranın bağlı olduğu tripodun ayakları da gözüküyor arkadaşlar. Ama o oyun dışarıda olduğu için o kadar algılamıyor. Şu şekilde şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir şey olduğunu algılıyorsunuz. Tam belli olmasa şöyle dönüyorum mesela. Burada da yine bir pembelik gözüktü. Yani bu demek ki burada bir şey var. Burada da arkadaşlar şöyle bakarsanız gitarın süniyetini görebiliyorsunuz. Tam olarak nerede olduğunu algılayamıyorsunuz ama yani şu anda bakarsanız zaten şu şekilde. Şu an zaten tuttuğum yerde çizdiği yer aynı değil. Ama bütün gitarın süniyeti gözüküyor. Yani şu anda bunun bir gitar olduğunu ben görebiliyorum arkadaşlar. Ve çift tıklamadım, dikkat edin. Çift tıkladığı zaman direkt gitarı görüyorum. Ama oyunu kapatmayacaksınız tabii ki. Direkt olarak bakın gitarı görüyorsunuz. Ama bunun dışındaki hiçbir nesne bana gözükmüyor. Buradan biraz tabii çok yakın olduğu için şu anda dolabı da gösteriyor biraz. Bu tamamen ama sizin arkadaşlar düzeltiyorum, ben biraz fazla ileri çizmişim. Gözetmeni. O yüzden aslında gözetmenin içerisinde şu anda dolap sınırı. O yüzden onu da gösteriyor. Bu çok değişik bir özellik. Bunu da göstermek istedim size. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin ilginizi çekmiştir. Çünkü bu özellik ve bu konu Quest'te almadan önce gerçekten ilgimi çeken bir şeydi ve hiçbir şekilde videosunda bulamamıştım. Size detaylı şekilde bunun incelemesini yaptım. Lütfen hepiniz beğen ikonuna tıklayın bu videoyu izlediyseniz. YouTube'a girerek istediğiniz aramayı yapın. Eğer gidip bir benzerini görürseniz bu videonun arkadaşlar, geri gelip dislike ikonuna tıklayabilirsiniz. İddia ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Herhangi soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Zaten ben haftada ortalama 1 ya da 2 video yüklüyorum. Zil ikonunu açarsanız emin olun ki herhangi bir spam değil, tamamen kaliteli içerikler size gelecektir. Zil ikonunu açmaktan korkmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.